Merhaba arkadaşlar. Bu kanalımın ilk videosu olacak ve ilk video için sevdiğim bir oyun tercih ettim. Uzun yıllardır böyle strateji oyunlarına bayağı meraklıyım ve seviyorum, hoşuma gidiyor. Bu yüzden küçüklüğümüzün efsanesi olan bir oyuna başlamayı tercih ettim. Ben de zamanında bayağı oynadım. Oyunda ilk başta bu görevleri yapacağız. Ondan sonra custom game'e geçeriz. Oyun ilk başta bir acemiliği mi denk geldi? Yani oyun eski olduğu için video kayıt esnasında bayağı bir sıkıntılar yaşadım. İnşallah bu sefer bir sıkıntı yaşamadan kayıt alma sürem devam ediyordur. İlk oyuna geçelim. İlk oyun bayağı bir basit. Sultan Abdul oyundaki en basit karakterlerden biri. Böyle başlayalım hafiften. Oyunu anlatmam gerekirse 2002 yapımı bir oyun. Zamanın bayağı popüler bir oyun yani. Çoğu insan bu oyunu mutlaka bilir. Yavaş yavaş oyunu da anlatayım ben. Oyunda iki tane askerimiz olacak. Daha doğrusu askerlerimiz. Şöyle hızlı bir saldırı düzenleyeyim de. Bu oyunda en önemli şeylerden biri moraldir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Altından daha önemlidir moral. Moralimiz düşerse geçmiş olsun. Buradan nüfusu çoğalmayacak. Nüfus çoğalma yani kişi gelmediği için çalışan işçiler de artık her şeyi bırakacak. Buradaki niye iptal ettik ya? Ey Allah. Böyle bir hızlı saldırı yapayım da. Belki saldıramazsın. Ben de biraz oyunu anlatayım. Şuraya geç. Oyunda ekonomi de bayağı önemlidir. Ekonomiyi aksatmamak gerekiyor yoksa yani şöyle söyleyeyim, moralle ekonomi beraber geçmek gitmesi lazım. The red sky approaches the Sultan's fortress. Dur pardon, şurayı alalım. Böyle yapayım. Onlar oraya saldırırken ben de oyunu anlatayım. Oyunda en baştan başlayayım. Bu dediğim gibi normal paralı askerler bunlar. Pahalı ve kalitesiz bir askerlerdi. Şu hariç bu. Diğerleri kalitesizdir. Bu asker dedi. Bunun için şuradan artık zırh dükkanı mı ne demek istersen onu diyebilirsiniz. Bunu yapıyoruz. Buradan isterse kendi paramız alırız bu askerleri. Bir 5 tane alalım. Bakın. 75 gold. 12 gold. Bunu üretmek için de buradan bir tane kuralım. Pek parası yok. Ne kadar kurdum ben bunu mesela? 100 golda ve 20 tane de odun. Şey. Ama güçsüz bir askerdir. Bu İngiliz okçusu olarak da geçer. Şuradan bir tane de atayım. 60 golda şunu kuralım. O saldırıp yok etsin orayı. Bir süre sonra elbette ölür. En önemli şeylerin biri ekonomi dedi. Pardon. Şunu şuraya aldık ya. Bir tarafta mekik dokuyor sürekli. Mesela yavaş yavaş bu artık moral düşüyor. Moral düştüğü için de burada asker üretimi pardon nüfus üretimi az olacak. Daha sonra bizim için bayağı negatif bir olay, sıkıntılı. Yok edelim. Hafiften ekonomiyi oluşturalım. İkseri olduğu için yavaş yavaş anlatmam daha sağlıklı olur. Bir anda hepsini anlatırsam kimse bir şey anlamaz açıkçası. Ama çoğu insan biliyor zaten bu oyunu. Hayvanlık ettik. Alalım. Moral es geçtiğim için bayağı zor duruma düştüm açıkçası. 2 dakikaya ben düzenlerim her şeyi. Morali es geçmiyoruz. En önemli şeylerin biri moral. Mesela yeni biri gelmediği için eksiye düşüyor ve eksiye düştüğü zaman da buraya çalışan işçiler bırakıyor gidiyor. Ekonomi çürültüyor yani. Ekonomi yok oluyor.
Lan şaka maka ya. İlk oyunda böyle olması iyi oldu. Ekonominin önemini öğrenmiş olduk. Buradan alalım. 108'e getirelim. Böylece moral çoğalsın. Yani düşün, bir moral için ne kadar uğraştım. Sonra 10 geldi. Bunları bunları kurdukça da askerlerimizin saldırısı çoğalıyor. Alalım 8'i. Artuş, burada vergi olayı var. Halka para veriyoruz. Maaş gibi bir şey. Cepten giderek gitmesin. Burada bunlar da bu şarap üretmek için dedim yani. Bu da buğday. Buğdaydan da un yapacağız. Boşluk tuşuna basarak bu şekle getirebiliyoruz. Ondan sonra ekmek. Orada es geçmeyelim. Aslında başımız çok ağrır. Çok üzülürüz. Rakip bir anda saldırır, yok eder. Sat şunları. Ve birinci ekonomi, en güzel ekonomilerden biri. Taş. Moralin de düşüyor. Çünkü ekmek yiyecek bir şey yok. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Alalım. Zaten bir iki dakika sonra hiçbir şeye gerek kalmayacak. Şarap üretmek için bunlardan lazım. Şimdi hem öğretmeye çalışırken bayağı zor yani bir olay. Bir de bana öyle geliyor. Şöyle başlayalım. Buranı ürettik. Değirmen de ürettik. Şimdi şarap üretmeye. Şarap da eğlence verdiği için ister istemez moral yükseliyor. Bu da vergi almamıza yarıyor. Tamam. Birazdan başlayacak. İlk şeyimde olduğu için bölüm çok en kolay bölümlerden biri. Belki en kolay bölümü diyebilirim. Eksiye basarak oyun yavaşlatıyoruz. Şöyle yavaşlatayım. Artıya basarak da oyunu hızlandırıyorum. 90'da kalmasın ama ilk bölümler bayağı kolay olduğu için direkt hızlıca geçeceğiz zaten. Yani bonus yok. Az ürettik. Bak, bonus olmadı için artı bir. Böyle hızlıca üretelim. Zaten sağ alttaki adam da gülüyor hem. O gülünce bizim de yüzümüz gülecek. Az önce %0, şu an %25. Bu combat bonus. Saldırı gücü çoğalıyor. Artı 7 oldu. Şimdi adamlardan vergi almanın vakti geldi. Vergi alalım. Bir tane de para yok şu an. Bu oyunda az önce kaçtı. Şu düştü. Düşmemiş daha. Ama şimdi düşecek. Bundan üretmedik ki. Bundan üretelim. Bu şarap yani artık meyhane söyle. Meyhane diyelim. Düşüyor mu? Yok, düşmüyor. Pardon. Ya bunun kısa yolu neydi? G miydi? E'ye basarak buradan vergi yerine geliyor. Buradan da şuraya. Marketten biraz daha şunu alalım. Almamız normal.
Bir iki dakika sonra almayacağız. Bu biraz aç gözlü. Bu kadar üretmeyiz zaten diğer oyunlarda. Artı 9. Buradan daha çok vergi alabiliriz. Artı 3. Olmuyordu ya. Aynen. Yemeği falan çoğaltmak lazım. Uğraşmak istemiyorum o kadar açıkçası. Üretirsek yemeği de çoğaltır. Biraz açgözlülüğe giriyor açıkçası. O kadar çok üretmek. Normalde bu kadar gelişmeden neceğiz. Az önce şunu kurdum. Böyle şuraya açık alan okurayım. Hepsinden bir tane. Bunu nereye kuralım? Şurada dursun. Ulan şu ayı aşağıdan kuramayacağım ki bunları ben. Neyse bunu kurdum o zaman da. Ya bir de çıkalan bir yer yok mu? Tüh. Keselim de anlatayım bunu da. Şu belki bir an önce kuram. Lan velet. Burada bir adam inek olacak. İnek olunca bu deri alıyor. İyi hoş. Bu direkt demir demirden dolayı üretiyor. Demir olması lazımdır. Şimdi şuraya kurdum. Bu Swordman üretmek için. Bu da Maceman üretmek için. Daha sonra bunlar birleşik. Şöyle söyleyeyim. Bunun için sadece bu gerekli. Ok. Ama bu karakter için pardon B'ye basayım ismini unuttum. Ha. Yani cross üretmek için bunlardan lazım. Daha sonra Pike. Bu Spear bir işe yaramaz. Boş bir karakter. Bu bizim için bayağı önemli. Ama yani normal oyunda önemli. Şu an pek önemi yok da. Bunları anlattık. Hatta ben 5 tane şunlara satın alayım. Para varmış zaten. Hızlıca alayım anlatayım karakterleri inceden. Pardon şundan. Ben daha. B'ye basalım üretelim hepsini de. Bunları hiç üretmeyeceğim ya. Gerek yok. Lan ne düşüyor? Az vergi alalım. Neyse biraz yavaş yavaş çoğal. Ne para alalım da. Neyse gerek yok. Karakterleri buraya alalım hafiften. Dediğim gibi İngiliz okçusu 12 gold. Aslında çok fena olmayan bir karakter. Bundan kaç tane 5 tane üretiyoruz. Bunun parasına denk geliyor. Pardon 6 tanesi. 6 mıydı? 12 60. Doğru 12 tane tutup bu fiyata denk geliyor neredeyse. Hiç gerek yok. Bu hız ama boş. Saldırtalım. Boş. Daha sonra bu bizim için çok önemli. Hızlı saldırı yaparken bu genelde hep bunlardan kullanıyoruz. Ya bunlar da fena değil ama bunlar hem hız hem de damage yüksek. Saldırmıyor bunlar. Daha sonra en sevdiğim okçulardan bir tanesi. En sevdiğim bu da. Bu da ikincisi. Bizim için çok aşırı önemi var. Savunma yaparken genelde bunlardan kuracağız. Bu adamları yapacağız. Bunlar yavaş. Bir boka yaramaz. Hiç gerek yok. Gider mi? Çorak. Saldırsın. Parkman forward.
for you, Luna. A message from the Sultan. The pond is dying in the Sultan's oasis. Hepsini bir alınca en yavaş hangi karakterse ona göre hareket ediyorlar. En yavaş bu. 2 saatten önce yürüyor. Gerek yok. الحصان سريع. Hatun'u anlatacağım pek fazla ekstrem bir şey yok. Niye sıfıra düştük lan? Neyse önemi yok ya. Zaten biraz da oyunu bitirip geri kalan ne varsa onu anlatacağım. İkinci... Dur ya şu bitirmeyelim. Efansif kalın. Ofansif. Evet oyunda 3 tane böyle... Şimdi ordumuzun modu olacak. Bu savunma saldırı eşit. Bu savunmayı alıyor. En fazla saldırı şey yok. Bu agresif. Her düşmana saldırıyor ve her yere. Daha sonra... Bunu da savunma modunu alalım. Bir şey deneyeceğim. Bak hiç denemediğim bir şey. Saldırmadan saldırmıyorum. Bunu alırsak garip. Bunu alalım. Normalde saldırması lazım. Pardon. Saldırın bakalım. Bunu sadece okçularla da öldürebiliyoruz böyle kralı. Şimdi bir şey, kral önemli. Kralın ölmemesi lazım. Kral ölürse oyun biter diyelim. Hadi senden halk vergi almayayım. Bakın bir kilesi kurdum, vergi nasıl alıyorum? Bu ne işe yarıyor bunu hiç bilmiyorum. Denemek lazım. Saldırmayın baba. Bu yanlış hatırlamıyorsam bizim bu iş bunlar işe yarıyordu. Kanın yükseltmeye yarıyor diye hatırlıyorum da tam bayağı oldu bunları yapmayalım. Ya bu beyler çıkmayın yukarı. Saldırın lan. Duvarları saldırın. Ne boku yarayacak ben de çok merak ediyorum. Daha sonra buradaki karakterler de bir boku yaramıyor. Ama duvarı iyi kırıyor bunlar. Onu hatırlıyorum yani. Burada... Anlatacağım başka bir şey yok. İşte buralara demir koyuyoruz. Buralara böyle yerleri koyarken dikkat edin. Açıklık bırakın şöyle. Mesela şu an çalışacak kimse yok diyor. Bu benim biraz aç gözlüğüm. Ev yapalım da. Bana baksana. Ne güzel çalışıyor lan bunlar. Abi şu an artı 4. Ne vergi indirebiliriz. Ya buraya 250 tane koyuyorlar. Buna dikkat edilmesi lazım. Normal alalım da. Lan. Tüh. Şimdi anlatacak pek fazla bir şey kalmadı zaten. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Yaklaşık 80 bölümden fazla olacak ekstremle beraber. Bir 50 tane bir var. Bir artı 30 tane bir olması lazım diye hatırlıyorum. Bakmam lazım. Neyse diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.